Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere gönüllerinize tat kuran iXperia K5 isimli müthiş telefonu tanıtacağız. Telefon Flash TV'de satılıyor biliyorsunuz. Zaten siz istediniz diye aldık. Şurada bu telefonu alanlar tercih edenler için küçük bir not var. Okumadan açmayın. K5 5 inçlik bir telefon diye geçiyor piyasada. 5 inç diyor ama işte boyu 5 inç. Onu da zaten birazdan ölçeceğim. Biz önce kutu içeriğine bakalım. Hatta önce kutusuna da bakalım ya. Çift sim kart var diyor. Çift sim diyor. TV diyor, TV diyor. Wi-Fi diyor, Wi-Fi diyor. Radyo diyor. Çift çift yazmışlar. MP3, MP4. En büyük özelliği de bu zaten. MP3, MP4 özelliği cihazın. Şöyle açalım kutusunu. Bir adet çalışıp çalışmadığını merak ettiğiniz ve denemeye gözümüzün yemediği adaptör. Ve bunun işte USB 2.0 kablosu. Hatta bu da paslanmış böyle. Poşette pas izi yapmış. Şöyle paslı geldi. Ben bilmiyorum görüyor musunuz da. Bir tane bitsin bile kıskanca şahane bir kulaklık şöyle. Görüyorsunuz. Anında koptu zaten. 1 liralık. İşte garanti belgesi, kullanma kılavuzu, firma kaşesi falan filan var. Şöyle atalım bunları. Şimdi başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu ürün Android değil, Java işletim sistemli. Hani telefon ekran da bu arada bu hani piksel anda oluyoruz hep. Sayabiliyorsunuz pikselleri. İnç başına düşen piksel dediğimiz muhabbeti sayabiliyorsunuz. Kutusundan çıkardık. Şöyle dış görünüşüne bakalım. Sol üst tarafında power açma kapama tuşu var. Uyku modu dediğimiz ki buna uyku modu fazla. Ses açma kapama tuşu var. Alt tarafında USB 2.0 kulaklık girişi ve şöyle güzel şahane bir anteni var. Bu da sırf Flash TV izlemeniz için yapılmış. Bunu da ne oldu lan? Çıkarttık geri takamadık ha. Zaten Note 3 bölümü var. Kalem gibi yapmışlar farkındaysanız. Üst tarafı temiz. Sağ tarafı temiz. Sağ altına bir tane mikrofon koymuşlar. O da konuştuğumuz karşı tarafa gitsin diye. İşte sensör var diyeceğim ama şu aslında bir ön kamera. Sensör yok. Bunlar hani benek koymuşlar oraya işte sırf şekil olsun diye. Tuşlar. Ne oldu lan? Heh, açıl. Bu tuşlar basmatik. Hani dokunmatik değil. Basmatik diyorum en azından ben. Bak takır tukur sesi duyabilirsiniz belki. Telefon her şeyden önce Android değil. Java işletim sistemli. Hani zaten şöyle bir şey var. Reklamlarda da hani bu telefon Android demiyorlar. Ama işte arayüzü böyle gösterildiği için hani Google Play bilmem yani Google Play değil de Google işte arama zımbırtısı fiki falan filan görünce millet şey atlıyor hani Android telefon diye. Android telefon değil. Java hani o ilk başta ara ara da hatırlatacağım bunun Java olduğunu. Ona rağmen artık almasın millet diye. Widget var. Hayret widget var lan. İnsan gerçekten hayret ediyor. Şimdi resim var diyor. Piksel görüyor. Şu an ekranı çoktan görüyorsunuz. Ekran parlaklığını arttırılamıyor. Azaltılamıyor da. Ekran parlak değil zaten. Hani olsa bir şey arttırıp azaltma şansınız da olur. Böyle. Yani kendi fikrimi söyleyeyim. Kendi fikrimi söylediğimin altını çizeyim de. Y**k gibi telefon. Ondan sonra bana demeyin. Cihazı kötülüyorsun diye. Kendi fikrimi söyleyeyim. Birkaç tane oyun geliyor. Benim aralarında en beğendiğim. Hani metrobüste saatlerce oynadığım oyun Flybird. Yani Angry Birds. Bak şapa 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 diye uçuyor. Halt etmiş yani. Yemin ederim. Bu hani şey böyle Outlast diye bir oyun vardı ya deli hastanesine geçiyor. O delileri oynattıkları oyunlar gibi işte. Tövbeler olsun ya. Aa. Neyse böyle de tek ses mi var ona koyayım oyunda? Neyse bak buradan da çıkamıyorsunuz aynı zamanda. Şunu kullanmanız lazım. Çünkü Java, Android değil. Bunu ara ara hatırlatacağım. Siz sinir olana kadar. Bu arada konuk arkadaşımızı burada görmüşsünüzdür. Tekrar söylüyorum. Flash TV konusuna gelince hani diyorlar ya zaten başlık olarak da öyle atacağız. Hani Flash TV'de satılan iXperia işte K5 telefonun incelemesi diye söylüyoruz. Ha şunu da söyleyeyim telefon Türk malı diyor. Türk malı değil. Bunu 50 kere söyleyeyim. Zaten biz hiçbir şeyimizi kendimiz üretemiyoruz. Öyle.
Bunun işte hani Çin'le sipariş veriyorsun, diyorsun ki abi Çin'e ne yazayım diyor. Türk malı yazıyorsun. Made in Mahmut yaz diyorsun istiyorsan. Babanın adı Mahmut'tur. Made in Mahmut yazdırırsın. 20 bin doların varsa bir parti mal çekersin Made in Mahmut bandrolüyle. Flash TV'den bahsediyor. Hani Flash TV'de yeni satılan telefon diye lanse ediyoruz ama bu Flash TV'de satılan telefonsa Flash TV'nin değil. Hani bunu bir oturtalım. Flash TV'de kötülemeyecek halim yok. Severek halay çekiyoruz. Kötülemiyorum da hiçbir zaman. Zaten Flash TV'de alakası yok. Reklam vermedikleri için öyle. Şimdi şu analog TV'sine bakalım. Dinlemişken zaten telefonla başka bir yok. Değişik bir şey görmüşken. Bu arada karıncalar halay çekiyor diye de espri yaparım. Fırsatını bulmuşken. Efendim, sakin dokunayım. Olmuyor. Rejiminden ya da IŞİD'den başka bir saldırı olacak. Bugün. Hatta 20 yıl sonra, 26 yıl sonra aynı şey. Hala madem evlendiriyorsunuz sabah sabah ya. Gördüğünüz gibi halay yok bugün. Bugün karıncalar halay çekiyor. Telefon anteni bu. Bunu da şanslı bir kişiye gönderebilirim. Karınca. Şimdi telefona, cihaza bir drop test yapacağız. Dışarıda. Hani sağlamlığına bakayım bari. Bakacak bir bok yok. Hani şey yapamadık. Telefonun boyunu bir ölçeyim önce. Aklıma gelmişken. Şimdi çünkü şeyi satıyorlar. Kutusunda yazıyor. K5 yazıyor. Telefon 5 inç diyor da. Telefon 5 inç değil. 5.5 inç. O da yüksekliği. Hani ekranı zaten 4.5 mi oluyor bu? 12 santim. Yani 4.7 herhalde. 4.7 inç bir ekranı var. Hani K5, 5 inç, 5 inç diye milleti yiyorlar diyeyim. Şimdi s**lar dersem ayıp oluyor sonra. Kendi fikrim tabii bu benim. Bunu da belirtmezsen sonra başıma iş alıyor. Boyunu ölçelim. Şöyle 13.5 falan yüksekliği var. Genişliğine bakalım. İşte 7 santim, 6.8 diyelim. İnceliğine bakacak halim yok. Anlamıyorum zaten. Hassas bir şey söylemem. 1 santime yakında bir 0.8 milimetre diyeyim de bir ölçtüm falan zannedin siz oradan. Bir kalınlığı var. Ekran dediğim gibi 4.7 inç oluyor. 5 inç diye satılıyor. Külliyen yalan. İnanmayın. Zaten artık bu saatten sonra inanırsanız yapacak bir şeyim yok benim size. Şu ağırlığına bakalım. Sanki alıp cebinize taşıyacakmışsınız gibi. Ama işte bunlar hep hizmet. Kadir kıymet bilmiyorum sonra koyayım. Tam 130 gram ağırlığı var. Yani aldım ben 125 gram çıktıysa gramajdan çalmışlardır. Gidin hesabınızı sorun. Bir tane drop test yapalım. Ondan sonra bakalım hani çalışırsa cihaz. Bir fotoğraf, fotoğraf, video falan da çekeyim ben bu arada. Alabilirsem onları. İnternet var, Wi-Fi'ye bağlanıyor mu bağlanmıyor mu onu da kontrol edelim. Hatta onu şimdi kontrol edeyim. Wi-Fi'ye bağlanmadın da sonra drop testten sağ çıkmaz. Koyayım sonra bana sanki internete bağlısı bir şey yapacakmış gibi. Çalışıyor. Bir şey çalışıyor yazıyor burada ama ne çalışıyor? Şimdi yeminim kıracağım şimdi ha. Gözlerim bozuldu ama bunun cihazına bakmaktan. Ne yazıyor burada? Ayarlar, bağlan. A hesabı ne? Lütfen sim kart takın. A seçimi. Sim kartlık bir... İlla sim karttan bağlanacağız. Direkt de dışarı atıyor. VLAN diye ayrı menü koymuşlar. Onun daha şifre girmedim. Sinyal zayıf. Zaten çekmiyor cihaz. Durum bağlamadı, güçlü. Bağlan o zaman eşek. Şifreyi nasıl yazacağım ki? Yanlış tuşa bastık. Koyayım ya. S**eceğim. Buna şifre yazamıyoruz ya. P'ye basıyorum, O görüyor. Yavaş yavaş, sakin sakin davranırsak. Anladım. Gitti. Sil a**ına kodum. Ve işte evet, en sevdiğiniz şey. Tahta çubukla yapabilirsiniz bunu. Parmakla dokunmanıza gerek yok. Bir adet Starbucks'tan çaldığımız tahta çubukla yapabiliyoruz bunu. Yine yapamıyoruz. Aman koyayım yine olmuyor. Şu anda bağlandı. Helal olsun. Sen
not kullanırsın ama al kalem böyle olur işte S Pen sana. Telefonun da ekranını ben göremiyorum size zaten. Facebook'a girelim bakalım. Memory is not enough diyor. Please insert. Insert dedim mi? Insert. Biz de biliyoruz öyle okumayı. Okumaya takılmayın. Gördüğünüz gibi telefon hafızasız ve beyinsiz bir şekilde geliyor. Ulan bir Facebook'a girecek kapasite mi yok? İnternette surf yapalım diyeceğim. Yemin ederim bu amcaları mamcaları kandırıyorlar bunlarla ya, yazık. Video, Weibo, alışveriş, müzik, oyunlar. URL'e gir. Girelim. Reklam yapayım mı size bakayım ve tipini nasıl açacak. Bu arada unuttuğumu sanmayın, hatırlatacağım dedim. Telefon Android değil, Java. Hani Java nedir bilmiyorum falan filan diyorsanız da siktir edin. Öğrenmenize de gerek yok zaten. Bitti bitiyor. Yani canım isteğini hale getirdin ya. A**ın koduğum. Gizli menüyü gördünüz mü? Hı, böyle yaptı. Tabi bizde normalde mobil sitemiz böyle değil. Bu geldi tabi anasını s**tiği için. Yine kendi fikrimi söylüyorum cihazla alakalı. Y**k gibi cihaz. Altını çizerek kendi fikrimi söylüyorum. Bunu da söylemeyince uğraştırıyorlar sonra. Şimdi fotoğraf çektim ben bir iki tane böyle. Köpek çektim. Belki fotoğraf alabilirsem görürsünüz. Sincap'a benzeyecek siz bakınca. Aslında onlar köpek. Şöyle göstereyim menüyü. Farkındaysanız şey yok. Record tuşu yok. Şurayı şöyle açayım. Burada da yok. Vuruş modu falan diyor ya. Şöyle bizim canımız, ciğerimiz. Tabii böyle hani netliği falan yapmayacaksınız. Lan şey. Hatıran olsun dedik bir tane. İlla çat diye tırnakla vurmamız lazım. Zaten taş da piksel pikseldi. İyice piksel piksel oldu. Bayağı gördüğünüz gibi yağlı boya haline getiriyor. Siz de evinizde kendi yağlı boyanızı yapabiliyorsunuz. Ön kamerası çalışıyor. Ona bakalım bir de gelmişken. Vallahi çalışıyor. Şöyle bir taşla beraber bir selfie'mi çekeyim. Bu da işte ön kamerayla selfie'si. Neyse bakarsanız zaten çekemedim daha aslında avradım. İşte ön kamerada bu. Al şu hatta şöyle bir tane daha çekeyim. Buradan. Tamam. Bunları alabilirsek bakalım bilgisayar tanısa falan. Hallederiz. İşte. Xperia diyor. Xperia Sony'den çakma, Apple'dan çakma, telefon Note 3, a**mına koyayım. Ne idiği belirsiz, ben de anlamadım. Bir drop test yapalım. Bakalım ne olacak. Efendim canım, he, drop test yapıyorum. Drop testten geldik. Düşürdük, hiçbir şey olmadı zaten plastik olduğu için sekti direkt. Şöyle bir göstereyim istiyorsanız da. Sürtüldü fazla. Hatta hiçbir şey yoktu diyebiliriz. Malzemesi sağlam olduğundan değil, komple hafif ve plastik olduğundan kaynaklanıyor bu da. Şimdi fotoğrafları da aldık bu arada. Kamera boyutlarına söyleyeyim ben. Arka kamerası da, ön kamerası da VGA, hani 0.3 megapiksele tekabül ediyor herhalde. 480p çekiyor. Hani 320p mi çekiyor? Yani çok tırt yani. Telefonun da hafızası bu arada 0.6 MB. Onu da öğrendik. Bilgisayara bağlanınca 0.6 MB size bir hafıza sunuyor. 6 MB demedim. 0.6 MB dedim. Kilobayt yani. 550 kilobayt falan bir hafızası var. Şöyle bir de bükme testi yapalım. Öyle. Şöyle öyle bükme iPhone olur. Bu da bükülüyormuş. Gerçi şu bataryasını çıkaralım ya. Hani böyle gülüyoruz elimizde de batarya bir gün elimizde götümüzde patlayacak o olacak. E-mail'sine bakarsınız. Heh, aldım. Açtım şöyle. Türk malı diyor. Türk malı değil. Ya da Türk malı işte bize mi söylüyor? Para verdik aldık diye. Türk malı değil. Keşke olsa. Hani bazen aranızda birkaç tane gerizekalı çıkıyor. Diyor ki işte Türk malı cihazları şey yapıyorsun. Arkadaşlar şu anda piyasa Türk malı diye lanse edilen cihazlar da Türk malı değil. Hani üreticinin ürettiği telefona geliyor. Burada montajını yapıyor. İşte bilmem ne tesisimizi ürettik diyor. O da bir ayrı bir yalan. Onda onların yalanı. Sadece montaj yapabiliyoruz maalesef. Yoksa Snapdragon'u zaten üretecek halimiz yok. Sıfırdan bizim markamız değil. Şimdi flash TV telefonu dedik. Bataryasını çıkardık.
gelelim en sevdiğim kısma. Tabii Flash TV'de bütün olay biliyorsunuz. Teknolojinin buna koyayım. Bal yayın olarak geçiyor. Şöyle biraz ballayalım bunu. Balın kaldırma kuvvetine bakalım. Pislik yapacağım artık illa. Şöyle ballayalım. Hı, yeter bu kadar bunu. Bütün tezgahım oldu yine. Balın markasını kapattım. Bir de şimdi bunlarla uğraşmayayım diye. Yedik ama ölmeyelim. Neyse. Mısır şurubu. Resmen. Şöyle bir kaş gösterelim. Güzel güzel yapıştırdık. Bakalım şimdi balla koruyacağız. Sir ağda gibi ya. Çok iğrenç oldu. Bakalım. Bala rağmen ekran çatladı. Hala da çatlıyor. O zaman şöyle bir vıcık vıcık oldu. En sonunda böyle pislik yapacağım belliydi benim zaten de. Bu da Flash TV'nin telefonuna nasip oldu. Şunu da şöyle samuray kılıcı gibi sıyırayım. Evet. Bu balı da ayrı bir gün değiniriz. Ekran plastik değil, cam. Böyle telefonu bazen Twitter'dan falan gönderiyorsunuz hani telefonu kırmışsınız işte bilmem ne. Yapmayın. Elinize kesersiniz. Gerek yok. Yemin ederim bir kaysa fena kayar yani. Şakası yok. Şöyle ekranı aldık. Ekranın yarısı zaten balla kaldı. Taşı da ayrı yıkamak lazım diye. Aslında balla çalışma fikri iyiymiş. Kırılan cam parçaları topluyor üzerinde. O da lazım. Arka kapağı çıkaralım. Koyayım her yer, her yerde aslında. Aa antenini koyacağım şimdi sen. Şu ekranı bir alayım ben buradan da. Bu bizi s**kerse bu s**. Şu bir ayrı dursun. Tezgahı yine bir sıyıralım şöyle. Yemin ediyorum dönerci gibiyim o. Şimdi taşla bir incelemeye başlayalım. Oh, tertemiz aldık bak. Öğrendim artık ya, yemin ederim işim p**** oldum. Sus oldum da diyebilirim ben. Ekranı direkt aldık. Xperia K5 işte. HLFB veya bilmem ne bir şeyler yazıyor. Burası ekran kısmı. Ben de bakacağım derseniz. 3 katmandan oluşuyor. Şimdi onları saymayayım size de. İlgilendiren tarafına bakın. Of yapış yapış oldu a**a koyayım ya. Çok gıcık oldum. Bak, arada bir ayna var. Çok garip. Teknoloji bambaşka bir şey. Bunlar işte ekranın ledleri. Şu elime batanlar camları. Bir şey batıyor ama. Göremiyoruz ki. İşte bu piksel Anadolu dediğimiz kısım da bu. 3 ppi. Hani inç başına düşen. Yalnız her şeyi yaptım. Şu anteni kıramadım. Alamadım ha. Hani battık ama demek ki hani dünya yıkılsa Flash TV izleyin. Mantığı var adamlarda. Eli de kestik. Neyse. İçinden alalım şöyle. Zaten hayvan gibi bir dökme demir kasayla sağlamlaştırmışlar. Şu hoparlörü. Bu da işte Cortex A9 falan diyoruz ya. Yani Cortex, Mortex tabii hak getire. Java telefon olduğu için. Lan ver şunu. Bu arada bu telefonu söylemiştim herhalde. Söylemediysem tekrar söyleyeyim. 149 liraya aldık. Aynı telefon 179 liraya da satılıyor ama 179 liraya satılan da kampanya var. Yok işte diyor kolye veriyoruz diyor. 500 dakika her yöne diyor. Hatta yurt dışına bile diyor gazı veriyor. Biz 149 az olsun öyle olsun 30 lira az verdik. Bunu aldık. Gel a**ayım ya. Anten buraya giriyormuş lan. Pipet gibi yapmışlar. Cık cık cık. Vay a**ayım ya.
anten buradan çıkmıyor. Aha çıkarttım. Yemin ediyorum. Şu balları da ayrıyetten almayın. Bu da bildiğin mısır şurubu. Mısır şurubunun geleceğini şimdi. Hani şurup deyince sanki yenecek bir şey gibi oluyor da. Almayın a**a koyayım işte. Neyse ne. 20 liraya bal mı olur? Arı çiçeği konması a**a koyayım. Bugün 20 liraya 1 kilo bal mı olur? Buraya micro SD kart girişi var burada. Şunu şuraya yapıştıralım. Dursun orada. Bakın dediğim gibi tuşları basmatik demiştim. Bak. Tabi bal girince araya basmatiği kayboldu. Ben ne yaptım ya? Bu ne a**a koyayım? Çıkmıyor da. İlla hayvanlık mı yapalım şimdi? İlla sesimizi mi yükseltelim? Şu kamerası, arka kamerası bakın. Bunu da isteyen birisi olursa Twitter'dan yazsın. Aha onu buraya yapıştıracağım. Benim Twitter adresini biliyorsunuz. Teknoloji atar yazın çıkar. Hani mantıklı sorular, düzgün sorular soracağım abi ben derseniz bu tarafta bak Facebook var, Twitter var, işte abone olun. Görün oraya sorun ama saçma sapan soru soracağım diyorsanız da benim Twitter'a yazabilirsiniz. Koyun bir tane vida var koca telefona çıkarmadım oraya. Bir saniye. S**eceğim ben seni. Ha, vidayı mı çıkarsak acaba? Vallahi vidayı çıkaracağım ya. Aha. Şu vida sabahtan beri şu kadarcık vida. Şunun a**ına koyuyor ya. Ah. Dibinden çıkardım işte. Şimdi. Sim 2 girişi var. Kulaklık girişi burada. Burası bataryanın güç aldığı yer. Cortex Mortex yok. Zaten yarım yamalak bir tane çekirdeği var şurada. Görmüşsünüzdür. İşlemcisi bunun içine saklı. Hafiften de bir elimi kes. Tamam hadi bakalım. Bu da bunun işlemcisiymiş. Ne yazıyor burada? RDA 6625 1410. RDA yazıyor işte amına koyayım ya. Diğerinde bir şey yazmıyor. Böyle. İşte teknolojinin amına koyayım ballayın. Her ne kadar mısır şurubundan da yapıldıysa nimetli gözüyle bakıyoruz. O yüzden bunun içine ayakla takılacak halimiz yok. Zaten benim hareket kabiliyetim gittikçe de azalıyor. Dediğim gibi cihaz Android değil. Android olduklarını zaten söylemiyorlar. Bak bunu da altını çiziyorum ama Android hissiyatı yaratıyorlar insanlarda şey olarak. Bu arada elimi de kestim. Farkındaysanız kanıyor. Neyse. Hani diyorum ki hani hiçbir videomda benim bu videomu paylaşın demedim. Şimdiye kadar demiyorum ama bu televizyonlarda satılan bu videoları olabildiğince paylaşırsanız hani olabildiğince nasıl paylaşacaksınız? Birer kere paylaşın yeter zaten de. Paylaşırsanız hani sevinirim. Çünkü hani bilmeyenler de görsün. Almasın cihazın dandikliğini fark etsinler. Telefon Android değil, Java. 0.6 MB hafızası var. 0.6 MB hatta kilobayt. İlla kanayacağım mı? Dur şuraya bal süreyim ya. Heh. Gerçek bal olsa işe yarardı. Neyse. Hani paylaşın ki millet bilgilensin. Şey yapsın. Dediğim gibi satış zaten adamlar demiyor böyle böyle diye de lanse etmelerine gıcık olduğum için zaten bunları yapıyoruz. Bu parayı verip cebimizden kırıyoruz. Taş da eridi herhalde ya. Bal kimyasal mı çıktı? Bu da ayrı bir dünya oldu. Neyse. Dediğim gibi hani hiçbir videoda demedim ama bu tarz videolarda diyorum. Paylaşın ki millet bilgilensin. Hoşçakalın demeden önce şu bana 7 gün içinde bu cihazı iade hakkınız var dediler. Ben şunları bir arayayım. Bakalım alıyorlar mı? Şöyle kutusuna koyalım. Eskisi gibi. Bakalım telefon sipariş ettik verdik. Hani geri dönüş 7 gün içinde yadaklığınız var falan filan cahçuk konuşuyorlar. Gördüğünüz gibi hani herkesin önünde yalan yok cihaz kırık. Şöyle. Lan bir elimi mi yakasaydım ya.
Başak ismim Özge. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar. Alo. Ben Xperia X5 K5 almıştım da geçen hafta işte kargosu elime geldi. Yalnız telefon kırık çıktı, bende çalışmıyor. İade edebilir miyim acaba? Efendim? Telefon kırık çıktı da iade edebiliyor muyum? İade edebilirsiniz. Ne yapmam gerekiyor? MNG kargoya gidip bir haftayı geçmedikse faturanızla birlikte iade edin. Faturanızdaki adrese. Tamam, yani iadeyi bir hafta geçmedi. Kabul ediyorsunuz değil mi iadeyi? Efendim? Bir hafta geçmeyince iade kabul oluyor yani, değil mi? Sorun yok. Evet, evet. Efendim, iyi günler diliyorum. İyi günler, kolay gelsin. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir hafta geçmese de iadeyi kabul ediyorlar. O da iyi bir şey. Şeyden de gönder gitsin böyle, anasını satayım, görsünler. Evet, Webtekno Facebook adresinden bize ulaşabiliyorsunuz. İşte beğenin, like edin, yazın. Haberlerimizi de oradan okuyun. Genelde ya da siteye girin okuyun gerçi de. Oranına bakın. Webtekno Twitter adresine güzel sorularınızı, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Sorucuyap.webtekno.com'a da sorabilirsiniz aynı soruları. Çok saçma sorular varsa işte ocakta yemek unuttum falan filan, ne yapmam gerekiyor? Yok işte 1000 miliamper batarya caiz midir falan, saçma sapan sorularınız varsa bana sorun. Benim Twitter adresimden sorun. Teknoloji atar durur da. Webtekno TV YouTube kanalına abone olun. Video geldi mi gelmedi mi derden kurtulmak için. Zaten gelince direkt görüyorsunuz. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Alın alın, bağlayın. İyice bağlayın. Al. Al. Böyle göndereceğim bakalım. Kabul edecekler mi? Yapış yapış oldu, bir şey çekeceğiz diye ya.